Doğruları öğrenmek için www.bengutürk.com Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da başlayan halk hareketlerinin, her ülkenin iç şartlarının ve dinamiklerinin yönlendireceği değişim ve dönüşüm süreçleriyle ve kan dökülmeden sonuçlanması, uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için hayati önem arz etmektedir. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin bu bölgede oluşacak yeni siyasi yapılarda etkili olmak için yaptıkları müdahaleler endişe vericidir. Bugün bölgede harekete geçen iç dinamikler ve dış müdahaleler, Büyük Orta Doğu projesinin yeni bir aşamasına geçildiği ve bölgenin siyasi mimarisinin batılı ülkelerin çıkarlarına uygun olarak tanzim edilmesine çalışıldığı izlenimini güçlendirmektedir. Libya'da yaşananlar, dönüşüm sürecinin çok sancılı ve kanlı bir süreç olacağını göstermektedir. Libya krizi, Türkiye için büyük bir endişe kaynağı olacak şekilde gelişmektedir. Amerika ve Fransa'nın öncülüğünde başlatılan NATO ağırlıklı deniz ve hava harekatının amacı, hedefleri ve kapsamı uluslararası meşhuriyetini tartışmalı hale getirmiştir. Gaddafi diktatörlüğünün Libya halkına karşı askeri güç kullanılmasının hiçbir şekilde kabul edilmez olduğu açıktır. Ancak Libya'ya karşı başlatılan askeri harekatta askeri hedeflerin dışında sivil yerleşim bölgelerinin de bombalanması ve sivil kayıplara yol açılması da kabul edilemezdir. Libya'da uçuşa yasak bölge ihtiyası ve sivillerin korunması için alınacak tedbirlerin Birleşmiş Milletler kararında belirlenen çerçevenin içinde kalması hayati önem taşımaktadır. Libya'da iç savaş riskinin önlenmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için çaba harcanması elzemdir. Libya'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması ve askeri müdahalenin ülkenin işgaliyle sonuçlanmaması da uluslararası camianın ortak hedefi olmalıdır. Başbakan Erdoğan ve hükümetinin bu gelişmeler karşısında sergilediği kararsız ve çelişkili tutum her bakımdan ibret ve esef vericidir. Hiçbir fikri hazırlığı ve stratejisi olmayan hükümet gelişmeler karşısında tavrını belirleyememekte, sürekli yalpalamakta pusulasız bir şekilde savrulmakta ve sürüklenmektedir. Nerede durduğu, ne düşündüğü ve neyi savunduğu anlaşılamamaktadır. İlk önce NATO'nun Libya'da ne işi var diyen başbakan, NATO'daki süreçlerde devre dışı kalınca bu kez askeri harekatın NATO şemsiyesi altına alınması için sözde ön şartlarla ortaya çıkmış ve Türk kamuoyundaki imajını kurtarmak için NATO'yla sanal müzakereler başlatmıştır. Bunun arkasında da Amerikan Başkanı Obama ile 21 Mart'ta yaptığı görüşmede Libya'ya müdahalenin NATO komuta kontrol imkanları kullanılarak NATO için alınmasına onay vermiştir. Birleşmiş Milletler ve NATO şemsiyeleri arasında gidip gelen, harekatın uluslararası meşruiyet konularında tutumunu ve tavrını bir türlü belirleyemeyen ve Türkiye'nin bu harekatın neresinde durduğunu açıklık kazandıramayan Başbakan, çelişkili beyanlarla sürekli patinaj yapmıştır. Bunun sonucu Türkiye'nin uluslararası itibarı da yara almıştır. Bu gerçekler AKP'nin Türkiye'yi gündem belirleyen, düzen kuran ve sözü dinlenen itibarlı bir ülke haline getirdikleri söylemlerinin kuyruklu bir yalan olduğunu bir kez daha göstermiştir. Konunun Türkiye açısından arz ettiği diğer bir önem ve hassasiyet de Libya imsalinin ileride başka ülkeler için de kullanılabilecek olması ihtimalidir. Bir ülkedeki iç gelişmeler karşısında bunun keyfi ve sınırsız askeri müdahaleye ve işgale gerekçe olarak kullanılmasının ahlaki, siyasi ve hukuki meşruiyet temelinde yoksun kalacağı ortadadır. Türkiye'nin milli birliğini ve varlığını tehdit eden, kanlı terörden beslenen etnik bölücülerin ve dış destekçilerinin bu yönde oluşturulacak bir emsali bahane olarak kullanmak, bölücü emelleri için bundan yararlanmak isteyebileceklerinin hatırda tutulması kaçınılmazdır. AKP hükümetinin buna imkan verecek ve zemin hazırlayacak tutumlardan özenle kaçınması Türk milletinin beklentisidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Libya'da sivillerin hedef alınmasından kaçınılmasını, ateşkesin bir an önce sağlanmasını, iç barış ve istikrarın telafi edilemeyecek ölçüde bozulmasına zemin hazırlanmamasını, iç savaş riskinin önlenmesini, askeri harekatın işgalle sonuçlanmamasını ve demokrasiye geçişin iç dinamiklerle ve daha fazla kan dökülmeden gerçekleştirilmesini ümit ve temenni etmektedir. Türk milleti dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olacaktır.